Efe Selçuk Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve kentteki tüm hanelerin sosyoekonomik durumunu ortaya koyan araştırma üzerinden ortaya çıkan dayanışma haritası, çocuklar için gıda dayanışmasının özgün yanını oluşturmaktadır. Kent genelinde oluşturulan dayanışma haritasına dayanan ihtiyaç sahibi kesimler, hamile kadın, bebek sahibi kadın, 0-2 yaş bebek, 2-6 yaş çocuk, ilkokul öğrencisi, ortaokul ve lise öğrencisi ve üniversite öğrencisi olarak gruplanmıştır. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Pazarda, markette, kasapta fiyatlar arttıkça geçim derdi büyüyor ve yoksulluk derinleştikçe insanların lokması küçülüyor. Ancak bunun diğer tarafında da bu küçülen lokmalar bizlerin de boğazlarından geçemeyen bir halde oluyor ve keyfimizi kaçırıyor. Komşumuz açken tok yatamıyoruz. Derinleşen gıda krizi ve artan yoksullukta en çok etkilenen ise ne yazık ki çocuklarımız oluyor. Tam da böyle zorlu bir dönemden geçerken Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve değerli eşleri Sayın Selvi Kılıçdaroğlu hanımefendinin çocukların yoksulluk nedeniyle yaşadıkları beslenme yetersizliği hakkındaki çağrıları, üzerinde çalışmalarımızı yapmış olduğumuz bir projeyi hızlandırmamıza vesile oldu ve artık Efe Selçuk Çocuklar İçin Gıda Dayanışması Projesi'ni yaşama geçirmeye hazırız. İyi ve yeterli beslenmeleri gereken gelişim çağında beslenme yetersizliği ile karşı karşıya bırakılan çocuklarımız için bu koşullarda hep birlikte bir adım atmak istedik aslında. İstedik ki Efes Selçuk'ta hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Evler, okullar, sokaklar çocukların neşesi ve yaşam enerjisiyle dolup taşsın. Efes Selçuk, çocuklar için gıda dayanışmasını, çocuklar için gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlamak amacıyla Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde kentin sivil toplum kuruluşları ve tüm yurttaşların desteğiyle kent dayanışması ruhuyla bir iyilik hareketi olarak aslında hayata geçiriyoruz. İşte bu yüzden dedim, mimarı değil, mimarları çok olan dayanışmanın esas alındığı bir projeden bahsediyoruz. Türkiye'de çocukları hem fiziksel hem zihinsel sağlığı korumak için çocukların sağlıklı beslenme imkanına kavuşmasını sağlamak kesinlikle yapılması gereken bir mesele olarak görmeliyiz. Bu çalışmaya, projeye emeği geçen bütün sivil toplum örgütlerine, elbette başka yerel yönetimlerine çok teşekkür ediyorum. Çocuklar için dayanışmak gerçekten çok çok önemli. Aslında bir küresel sorunu konuşuyorum. Yani bu bütün dünyanın en önemli sorunu ama küresel bir soruna biz yerelde kendi çabamızla bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve aslında belediye kendi kaynaklarıyla işte bu paketleri dağıtabilir ama önemli olan katılımcılığı sağlamak. Dolayısıyla da böyle bir çalışma, gerçekten böyle bir dayanışma çok çok önemli. TÜİK bile şunu söylüyor, Türkiye'de her 3 çocuktan birisi yoksul. 7.378.000 çocuk yoksulluk yaşıyor. Bu da yapılan bu işin ne kadar önemli olduğu, görevimizin ne kadar, sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bugün çok güzel bir projenin tanıtımı için bir aradayız. İçimizi ısıtan, bizleri umutlandıran çok güzel bir proje tanıtımı için birlikteyiz. Öncelikle bu projeye emeği geçen Efes Selçuk Belediye'mize ve de çok değerli hocalarımıza emek verenleri kutluyorum. Bütün mesele şu. Çocuklar bizim çocuklarımız, hayat bizim hayatımız da kararı kim veriyor? Bugün bu önemli projeyi hayata geçiren kıymetli Filiz Başkanımız canı gönülden kutluyor. Toprağı aç, insana aç, hayvana aç bir ülkede kutlama değil, hesaplaşılır, yüzleşilir. Eğer biz hesaplaşmazsak, eğer biz bizi bu duruma getiren tarihsel süreçle yüzleşmezsek, biraz önce Bülent hocamın söylediği gibi bu bir görevdir. Bu bir sorumluluktur. Bu devletin asli görevidir. Bu ülke zengin. Bu ülkenin kaynakları var. Bütün mesele siyasetçilerin, karar vericilerin halktan yana mı, toplumdan yana mı, çocuktan yana mı, hamile anneden yana mı bu kaynağı kullanacağı
yoksa bir avuç zümrenin krallar gibi yaşayıp televizyonlardan halkı oyalamasından yana mı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek şiarıyla bu ülkenin halktan yana, emekten yana, çocuklarından yana, kadınlarından yana bir halkçı politikayı hayata geçirecek Selçuk'ta, Efes Selçuk'ta da bunu çok net bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Biz halktan yanayız, biz çocuklardan yanayız. Biz bu ülkenin zenginliğinden bütün kesimlerin eşit, adil yararlanmasından yanayız. Bunun için burada yaşanan kent dayanışmasının bütün Türkiye'ye yayılmasını ve buradan halktan yana, emekten yana yeni bir siyaseti, yeni bir iradeyi buradan ateşlemeye çalışıyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben öncelikle böylesine güzel, böylesine umut veren ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyecilik anlayışını yaygınlaştıran, güzel bir örnek olarak oluşturan Efes Selçuk Belediyesi'ne, bu sürecin mimarı olan, bu sürece emek koyan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur duyduk. Ve bu güzel örneklerin tüm Türkiye geneline yayılmasını arzu ediyoruz. Geleceğimiz ve bugünümüz dediğimiz çocuklarımızın en temel konusu olan beslenme hakları ellerinden alınırken, sağlıklı gıdaya erişim hakları ellerinden alınırken gerçekten bu proje son derece değerli, son derece kıymetli bir proje. Az önce hocam da söyledi, özellikle anne rahmine düştüğü andan itibaren geçirilen 1000 günlük beslenme çocuğun bütün geleceğinin inşasında önemli oluyor. O çocuğun yaşam kalitesi, sağlıklı bir yaşam sürüp sürmeyeceği o 1000 günlük süreç içerisinde çok önemli oluyor. Dolayısıyla bu projede zaten anne rahmine düştüğü andan itibaren önemli bir takım destekler, katkılar sunuyor. Çocuklar için, bu ülke için oldukça kıymetli bir projenin tanıtımında sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Ve bu anlamda da değerli belediye başkanımıza hepimizin şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Her çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'de az zaman sonra buluşacağız. Ve belediyelerimizin bugün yaptığı başarılı çalışmaları bir devlet politikası, bir iktidar olmanın sorumluluğu ve yasaların verdiği görevi yerine getiren bir anlayışla hayata geçireceğiz. Şimdi biz Erdoğan'a bakıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını, bildirgelerini çok iyi etüt ediyor ve biz ne yaparsak onun çakmasını yapmaya çalışıyor. Bu aslında Türkiye toplumunun hayatın sola susadığını gösteriyor. Yani hayat Türkiye'de bölüşümü çağırıyor. Sosyali ve demokrasi, yani sosyal demokrasiyi çağırıyor. Biz de bu özgüvenle ve sahici ve ilkeli insanlar olarak hareket ettiğimizin bilinciyle bence özgüvenle sokaklarda olmalıyız. Aile destekleri sigortası diye çok sahici bir projemiz var. Bakın, bu destek değil, destekler. Ne demek bu? Bir çocuk 0 yaşından eğitim, yani üniversitede mezun olana kadar devletin, sosyal devletin şemsiyesi altında olacak. Örneğin internet insan hakkıdır. İnternet bedava olacak. O çocuk eğitim gördüğü için zaten iş sahibi olduğundan topluma borcunu ödeyecek zaten. Bir de biz onu kredi bilmem neyle mahkum etmeyeceğiz. Bu son derece vahşi kapitalist bir yöntemdir. Bizim sol kültürümüzde bunun yeri yoktur. Böyle bir oluşumda bulunmaktan gerçekten çok memnunum. Projeniz de gerçekten de hakikaten çok güzel. Kent kozeyiyle beraber sivil toplum kuruluşlarıyla, oda başkanlarıyla hep bir arada yapmanız. Bu çok önemli bir şey. Dayanışma içerisinde ve dostça kalıcı bir şeyler yapmak ve o kalıcı bir şeyi sürdürebilmek için işte kent dayanışmasına ve bütün herkese ihtiyacımız var. Kentlinin kentli çocuklarına sahip çıkmasından geçiyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık değerli misafirler. Sağ olun.